hakkı isteyerek konuştun. Hüseyin Bey, lütfen siz de cümlenizi, sohbet şeyinizi tamamlayın. Hüseyin Bey tamamladı zaten. Sadece aram... Bu konuyu da değiştirmek istiyorum. Bu konuyu değiştirelim artık. Tuğran Eller var sırada. Tuğran. Teşekkür ederim. Ben aslında başlığa bakıp da girdim. Kriz ve pandemi bitti. Gözümüz aydın. Hakikaten gözüm aydın diye girdim. Ama bir baktım, HDP güzellemesi, Selahattin Demirtaş güzellemesi yapılıyor. Bir hanımefendi dedi ki, Kürtlerin hakkını ne zaman vereceksiniz dedi. Ya benim Kürt arkadaşım etrafım dolu ve hepsini çok severim. Ayrımcılık söz konusuyla olamaz. Ama benim bir Kürt kardeşim hastaneye de gidiyor, pastaneye de gidiyor, postaneye de gidiyor. Devletten bütün yardımlarını da alıyor. Benim ne alıyorsam beni de alıyor. Bizim öyle bir ayrıştırma yaptığımız yok. Ama ben bu toprağın çocuğu olaraktan Kürşat'a yapılan hainliği, Aybüke öğretmene yapılan hainliği, pazarda alışveriş yaparken sırtından vurulan Mehmet polisimi unutamam. Ben bebek katilinin heykeli dikecek bir adamı savunan, ya hayal edelim, Cumhurbaşkanı oldu Selahattin Demirtaş. Bebek katilinin heykelini dikecek, bu Türk milleti de alkışlayacak. Yani siz nasıl bir hayal içindesiniz? Bizim Kürtlerle... Hangi devleti katil etmiştir sana? Bir tane tek söyle. Senin kendi vurduğun, devletin vurduğun, neden bize yüklüyorsun? Söyle bir tek bebeği şurada vurdunuz diye. Ben sana 100 sene senin bebek vurduğunu sana kanıtlarıyla birlikte vereyim. Ya beyefendi, şimdi ikili konuşmaya girmeyelim. Bak ben size tütün karakolundan başlarım. Tamam mı? Söyle, ben tek tek söyle, ben de sana tek tek söyle. Ben bütün belgeler bende var. Sen de senin vurduğun da, o kontraların vurduğun da Kürtler adına attığını hepsini tek tek sana söyleyeyim. Neden böyle yapıyorsunuz ya? Katil olmuşsunuz, katili Kürtlere mi yüklüyorsunuz? Evet, bak işte burada siz ayrım yapıyorsunuz beyefendi. Siz ayrım yapıyorsunuz. Ben diyorum ki bu topraklarda Kürt-Türk ayrımını hiç yapma. Yapmayacağız da. Biz evet kardeşiz. Kürt'ün beni sevdiği kadar ben de Kürt kardeşlerimi seviyorum net. Ama siz, ya Selahattin Demirtaş veya bundan önceki HDP, DEP bir tane ülke için bir öneri sundular mı? Bir tane öneri sundular mı? Şunu yapacağız dediler mi? Sizi kandırıyorlar. Bin, siz de inanıyorsunuz bunlara ya. 16.763 tane önerge verilmiş meclise, HDP'nin verdiği. 16.773 Turan Bey, ben size söyleyeyim, bakın 16.773 tane önerge verilmiş. Bu önergelerden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangisi görüşüldü veya kabul edildi ya da araştırıldı? Komisyonlar kuralım dedi. Şambo Biran şehirde şehit edilen iki polis için AKP MHP oylarıyla reddedildi. Kobani olaylarını soruşturalım dedi, reddedildi. Gülistan Doku için komisyon kuralım, reddedildi. AKP milletvekilinin evinde öldürülen yabancı uyruklu kadın için komisyon kuralı reddedildi. Sözümü kestiniz. Ben lütfen dinleyin. Bakın bilgi sahibi Zafer de olmadan Bey, iftira atıyorsunuz. Zafer Bey. Ama şimdi bakın Zafer Bey. Şey şimdi ya. AKP'nin meclisteki adaletsizliğini ya da hukuksuzluğunu bunu siz yaptınız diye bize mal edemezsiniz. Ve o Aram Bey'i de kınıyorum. Yaptınız. Az önce yaptınız Murat Bey. Bakın az önce yaptınız. Bakın Murat Bey bir saniye. Ben onun için söz aldım. Bakın dinleyici moduna gitmiştim. Onun için söz aldım. Zafer Bey. Turan Bey bitirsin sonra söz alacağım. Şimdi teşekkür ederim. Bu kansız apo neyden? Hırsızlıktan mı içerdi abi? Adi adam yaralamadan mı içerdi bu adam? Ya Apo'nun heykelini dikecek adam nasıl cumhurbaşkanı olacak ya?
Ya siz nasıl bir kafadasınız ben anlamıyorum ya. Ya vallahi anlamıyorum, billahi anlamıyorum. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Kürtlerin de bizlerle yok. Bizim sorunumuz sizin kafalarla abi. Biz zaten kız alıp biz kız dediğiniz vermişiz. Kim? Biz dediğiniz kim? Kürt milletiyiz biz ya. Tamam. Kürt milleti anayasada yazıyor. Anayasada yazıyor Kürt milleti. Senin, diğerinin adı ne? Diğerinin adı bu sefa içinde yaşayıp dış bu Amerika'nın güdümündeki PKK sevicileri. Diğeri dediğim bu benim. Tamam, PKK sevicileri diye vurgulayın o zaman. Yani şimdi biz derken diğer tarafa da hani Kürt ayrı bir şeymiş gibi ifade hayır. Olur. Tabii terör tabii. Sevicisi değil. Aynen işte onu hemen belirttim zaten. Siz, ben anlaşılmıştır diye söyledim. Ya dediğim gibi benim etrafımda bu bayrakla, bu milletle hiç derdi olmayan hep benim arkadaşlarım var. Hepimizin var. Biz dediğim gibi kız aldık, kız verdik ya. Benim hakkım olup da bir Kürt kardeşimin hakkı olmayan ne var bu memlekette? Hiçbir peki şey Kur'an yok. Bey ben size bir şey sorabilir miyim? Hani sonra... HDP güzellemesi dediniz ya. Biz bir zamanlar hatırlıyorum ben. Henüz aklım gitmedi. Bir zamanlar da cemaat güzellemeleri yapılıyordu. Hem de hükümet eliyle. Bir zamanlar Rıza Zarif güzellemeleri yapılıyordu. Değil mi? Çok haklı zaten. Türk bayrağının önüne konularak vatanperver bir eda ile millete hatiplik yaptırıldı bu kişi için. Peki bunu da eleştirip acaba demokrasilerde oy kullanmak ekseri haktır. Bunu değerlendirerek oy kullandı mı bizim aziz milletimizde? Kullanmadı tabii ki Hakan Bey. Çok güzel, çok güzel de, çok güzel yerden dem vurdunuz. Ya onlara da elimizden, gücümüzden yettiği kadar anlatmaya çalıştık ama tabii bizim milleti maalesef dünyada da biliyorsunuz dinden uyutulma diye bir şey var. Tüm dünyada bu. Maalesef biz araştırmacı, sorgulayıcı bir toplum olmadığımız için kandırıldık lafından. Geçiştirdik, gittik. Ama ben şunu söylemek istiyorum esasen. Bizi zaten bir şekilde ayrıştırmak istiyorlar. İşte sen şirretsin, sen illetsin, sen şucusun, sen bucusun. Biz Türk milleti olarak kucaklamamız lazım birbirimize. Ama ben Apo'nun heykelini dikeceğim diyen bir adamın sorgulaması lazım benim kardeşlerimin. Sorgulaması evet. Lazım bunu. Yani bunu sorgulamadan biz kardeş olamayız. Bunu peki. Söylemek istedim. Teşekkür ederim. Bence nereden başlayalım sorgulamaya? Doğru Kürtlerin fıra fıra zaten var. Kardeş olamazsınız. Bak, o doğrudur. Bak, Kürtleri yok saya saya zaten bak, kardeş olamayız. O bir gerçek. Bir şeyi ben hatırlatayım nacizane. Apo'nun heykelini dikelim muhabbeti ilk HDP'lilerden çıkmadı. Turan Bey. Onu biraz isterseniz araştırın. AK Parti kanadından nasıl o sözün söylendiğini duyarsınız diye düşünüyorum. O genelde böyle hep söyleniyor. Yani Apo'nun heykelini dikeceğiz. Onu bir de şunu sorgulamak lazım. Diyarbakır Doğu'nun bir başkenti olabilir diyen o zamanın BOP eş başkanını da biraz sorgulamak lazım. %100 katılıyorum Hakan Bey. %100 katılıyorum ama Selahattin Demirtaş'ın ben videosunu izledim. Apo'nun heykeli. Ondan önce söyleyen kişiye bir bakın. Asıl Selahattin tamam. Söylemedi onu. O Selahattin tekrarladı onu. Onu araştırın lütfen. Yani bu bize işte hep algı olarak böyle yutturuluyor da. Selahattin mevcut söylenen AK Parti tarafından Apo'nun da heykeli dikilir kardeşim dediği denildiği zaman onu tekrarladı. Neyse. Bitti mi sizin? Ben son olarak bitireyim efendim. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim ne hakkım varsa bu topraklarda Kürt kardeşlerim de hakkı var. Ama PKK'ya terörist diyenlerle aynı yerdeyiz biz. Yoksa bunlara terörist demeyenlerle, bunlar Kürtlerin haklarını savunuyor diyenlerle benim kardeşliğim söz konusu olamazdır. Ben bunu söylemek istedim. Yoksa bizi ayrıştırmaya çalıştırıyorlar mı? Çalıştırıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gelmedik de biz Türk milletiyiz. Türk milletinin tanımı da anayasada yazıyor. Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim. Merhaba. Hakan esprin güzeldi. Sen çekilmişsin. Merhaba. Niye konuşacaksın diye. Evet. Ben söylemeyecektim. Sen bak söyle. Peki. Yani doğru söylüyorsun. Evet. Bir öyle bir karar aldım. Daha az konuşma. İhtiyacı duyuyorum ki genç arkadaşlarımıza daha çok sıra gelsin konuşsunlar. Eğer gerekirse biz de araya girer bir şeyler söyleriz.
bugünkü devin yani biraz önceye kadar benden önce konuşan, sizlerden önce de konuşan arkadaşımız Abdülkadir de herhalde unuttum. Çok güzel günün damgasını vuracak sözünü söyledi. Dam başında saksağın vur beline kazmayı. Aynen bu. Ben Kürdüm, eşim Türk. Ama orası Kürdistan. Tam da dam başında saksağın vur beline kazmayı oldu. Şimdi buradan doğacak çocuk Kürt mü olacak, Türk mü olacak? Hırt mı olacak, cırt mı olacak? Dolayısıyla bizim burada düşüneceğimiz konu siyasetçilerin beceremediği, bizi birbirimize kaynaştıramadığı bir ortamda herkesin birbirini kucaklaması ve birbiri hakkında iyi şeyler söylemesi zamanı. Tekrar ediyorum, kendi çevresinde bireylerle birleşerek, kişilerle birleşerek sistem içindeki, kendi çevresindeki fakir fukarayı bir şekilde desteklemesi gereken bir zaman. Dolayısıyla bu Kürttür, bu Hırttır, bu Zırttır diyecek ne zamanımız, ne vaktimiz, ne olgumuz müsait. Sarılmak zorundayız ve yaralarımızı sarmak durumundayız. Sizlerden istirhamım şu ki yöneticiler olarak onun için daha ziyade çıktım. Arkadaşımız ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım dedi. Hakkımda da kendince bir intiba edinmiş. Odalarda karşılaştığım, pek konuşmadığım hatta hiç konuşmadığım bir kişi hakkımda önünde saygıyla eğilim lütfetmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim kendisine. Ve ben bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım dedikten sonraki kısmı beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ondan sonra insanın içerisinde yaraları vardır. Oraları fazla deşmemek lazım. Neden? Düşünün ki sizin ailenizde çocuğunuz gitti katil oldu birisini öldürdü. Deyin ki siz bunu hadi oğlum ben seni evlatlıktan reddediyorum sen artık benim evladım diyebilir misiniz? Önce bunu vicdanınıza sorun. Ondan sonra insanları söyletmek için uğraşmanın ne kadar zor ve anlamsız bir çaba olduğunu değerlendirin. Kim olursa olsun, oğluysa bir kişinin, bu cani dediğimiz kişi, olay, bu insanı benim oğlum canidir dedirtemezsiniz. Zordur yani. Hele bir anaya hiç söylettiremezsiniz. Belki zorla söyletirsiniz kafasına silah dayayarak ama o onun her zaman için evladıdır. Cani de olsa bilmem ne de olsa. Dolayısıyla bu pencereden bakarsak iyi olur. Bir diğer konu da lütfen aldığınız kişilerde ayrıştırıcı, orası Kürdistan'dı. Efendim Kürtlerin bir kültürü vardı, işte kendisi de zannediyorum Ermeni. Kendi hakkını Kürt üstünden götürmeye çalışan insanlara da lütfen konuşma hakkı dahi vermeyin. Anladığınız andan itibaren indirin dinlesinler. Dinlesinler. Aynı şekilde bütün dünya Türktür diyen insanları da indirin aşağıya. Onlar da dinlesinler. Biz artık ne olduğu belli olmayan bir Türk babayla bir Kürt annenin veya bir Türk anneyle bir Türk babanın hatta daha da değişik. Bunu ben bazı odalarda söylemiştim. Benim ikinci kuşak anneannemin bir tanesi, ikinci, üçüncü kuşak hatta İtalyanla evlenmiş. Bilmem kim bilmem neyle evlenmiş. Ben şimdi neyim ya? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. Osmanlı İmparatorluğu subayların, orada görev yapmış subayların, Osmanlı İmparatorluğu bizim ecdadımızın olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranların, Kur'an insanların mensubu olduğu bir devlet. Evet, geriledik, yıkıldık. Ve onca sıkıntıya ve onca üzerimize gelmesine rağmen gökten zembille insanlar düşmedi. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun subayları, o dönemki subayları ve doktoruydu, hemşiresiydi, efendime söyleyeyim, başka bilim öğretmeniydi. Hepsi beraber kurdular Türkiye Cumhuriyeti. Selçuklu yıkıldı, Osmanlı kuruldu. Biz böyle devam ediyoruz bu iş. O dönem imparatorluklar yıkılmak durumundaydı ve küllerinin içinden
Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıktı. Daha iyi olabilirdi, daha büyük yerler kalabilirdi. Ama o kadar kendi kendimize etmişiz ki elimizde bu topraklar kalabildi. Bunu da almak için uğraşıyorlar. Dolayısıyla aynı pozisyona düşmememiz gerekiyor ve sarılmamız gerekiyor. Onun için bazı gerçekleri bilsek dahi yutkunmamız gerekiyor. Çünkü ben bir Türk Silahlı Kuvvetleri emeklisi olarak diyorsam ki Güneydoğu'da çok sıkıntı çekti Türkler, çok eziyet eden asker oldu diyebiliyorsam bunu, onlar da bunu demeliler. Evet, biz de böyle bir şey yaptık. Ha, demiyorlarsa da üstüne gitmenin fazla önemi yok. Ya gelin yaralarımızı kapatalım, örtelim, saralım, sarmaşalım, dolaşalım. Çünkü uğraşanlar var, uğraşanlar var. İstiklal Savaşı'nda yok edemediler. Başka kanallarla giriyorlar şimdi. İşte ekonomiyle giriyorlar, dinle giriyorlar, siyasetle giriyorlar. Her türlü birbirimize düşürmek için giriyorlar. Ve biz de bunlara alet oluyoruz. Aklı selim insanlar, burada çok aklı selim insan var. Bu insanların öngörüsüyle hareket etmek bizim görevimiz. Bir de istirhamım şu ki, siyaset çok kirli bir ortam haline geldi. Dolayısıyla buraya gelen arkadaşlar kendi partisinin övgüsünü değil, ortak tabanda nerelerde buluşup da nereye varabiliriz'in olgusunu yapmamız gerekiyor. Ve gerçeklerle, işte dediğiniz gibi kriz ve pandemi gibi konularla konuşup bir payda da herhangi bir siyasi oluşumun güzellemesini yapmadan ve bizi bu kötü duruma getirmiş olan siyasi sistemin nasıl üzerimizden bu ağırlığını atarak yeni bir yol çizeceğimizin konularını konuşmamız gerekiyor. Ben de bu kadar diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Aşağıya iniyorum efendim.